İşte hatalar yapılıyor, hatalar insanlar için. Ama sonrasında bazen büyük bedeller ödeniyor, değil mi Sultan? İnsan o anda gözü dönüyor, hani bir intikam duygusuyla falan. Sonra şu anda sen iki çocuğunu, iki kızını görmeyerek bedel ödüyorsun evet, aslında. Çok büyük bedel ödedim ablam. Maalesef. Şimdi siz evleniyorsunuz 2000 yılında. Evet. Eşinle, eşin ne iş yapıyor? Şu an tır şoförü. O zaman ne? O zaman avcıydı. Dağlara ava gidiyordu. İşi yiyordu. Sultan, siz Görücü usulü mü evlendiniz? Ben teyzemin yanına kalmaya gitmiştim. Orada gördüm. Orada beğenmiş beni. İstetti. Ailem de verdi. 15 yaşındaydım. 15 yaşındaydı. Ve 1,5 sene sonra evliliğinizden eşin tarafından ihanete uğruyorsun. Doğru mu? Evet. Hem de eşinin kendi kuzeni. Size geliyor gidiyor. O kısmını sen anlat. Niye kıskandın? Eve gelip gidiyormuş, sizde kalıyormuş. Ne hissettin de eşinin kendi kuzeninden kıskandın? Şakalaşmalarını falan kaldıramadım. Hı. Bir şey hissettin ama yani. Evet. Ona karşı ilgisinin olduğunu hissettim. Hı. Söyledim. Neden bunu yapıyorsun diye. Gerekirse seni bırakır onu alırım dedi. E baştan alsaymış madem. De yani akraba evliliği falan, insan kuzenine de o gözle bakmaz. Sen bu arada 16 yaşında oldun. 16,5-17 yaşında. Kocan kaç yaşındaydı? Kaç yaş var aranızda? O 82 doğumlu. Ben 84 doğumluyum. 2 yaş var. Yani sen 15 iken o da 17 yaşındaydı. Evet. Resmi nikah yapılmış mıydı? Yapıldı. Anne baba rızasıyla, imzasıyla yapıldı. Evliliğimiz oldu. Ben bir yılımı doldurmadan Rümeysa'm oldu. 2000 yılının 11. ayın 8'inde evlendik, 5'inde evlendik. Ertesi sene 2001'in 9. ayın 14'ünde Rümeysa'm doğdu. Şu an 20 yaşında. Evet. Hı. Reşit ama çocuğun babasından korktuğu için anne seni istiyorum diyemiyor. Ben birkaç defa, benim kızım yurtta kalıyor. Gittim gizli gizli, babasına haber vermeden. İlk zamanlarda hocası gösteriyordu. En son 20 gün önce gittim. Babasının izni yok, göremezsin diye hoca kızımı vermedi bana, göstermedi. Artık 20 yaşında babasının izni gerekmiyor ki. Hiç kimsenin izni gerek. Söyledim, benim kızım Reşit dedim. Ama babası izin vermediği için, sorumluluk babada olduğu için dedi hoca, gösteremiyorum dedi. Geçen sene de aynısını yaptım. Kızınızın bir akıl sağlığı veya da vesayet altına alınmasını gerektirecek bir rahatsızlığı var mı? Hayır hocam. Bir vasisi var mı kızınızın? Vasisi yatılı kursta kaldığı için. Hocam... Hayır, 20, 18 yaşın üstündeyse bitti artık. Ne vasisi yoksa velisi de yoktur demektir. İstediği kişiyle özgür iradesiyle görüşebilir. Baba tehdidinde çocuklarım. Babadan korkuyor, babadan başka bir korkuyor. Şey. Babadan korkuyor. Ama babası velayeti, o artık velayet altında değil, vesayet altında değil. Hocanın, yani Hasan Bey'in vesayet altında mı demesinin sebebi şu. Akli dengesi yerinde değildir. Bir şeydir. Yok yok, gayet sağlıklı çocuklarım. Allah'ıma bin şükürler, gayet sağlıklı çocuklarım. Yurtta dediği de Kur'an kursunda, Kur'an galiba. Kursunda, evet. Yani yurtta yanlış anlaşılmasın, sanki sosyal hizmetlerde. Hayır gibi hocam, ben ortaokuldan çıkınca çocuğumu hafız olsun diye Kur'an kursuna gönderdim. 6 yıldır orada. Babalarından korktukları için anne biz seni istemiyor diyorlar. Normal ayrı babaları duymadan görersem sarılıp annem annem diyeyim, geliyorlar yanıma. Peki Fadime 15 yaşında. Onu hiç göstermeyin. O velayetin hala devam ettiği için biraz babayla, ama 3 tane çocuğun da diğeri senin yanında. Evet. 6 yaşındaki Eymen. Evet. Eymen Ali o senin yaşında, yanında. Fakat 3 çocuğun da velayeti babada. Bunun sebebi de şu, işte senin kocan kendi kuzeniyle, sen onları görüyorsun. Yani aldatıldığına şahit oluyorsun. Ona varana kadar daha çok isim var. Konuşma az olduğu için ben tamam hepsini söyleyeyim. Yani 1, 2, 3, 5 değil yani. Hep duyuyordum, ben onu kanıtlayamadığım için üst örtülüyordu. Hep Sultan, duyuyordum. Köyde mi, şehirde mi? Yaşadın? Köyde yaşadım hocam, köyde 12 yıl. Köyde 3-5 deyince hani nüfus zaten bugün. Köyde durmuyordu ki, tuğul ocaklarına gidiyordu çalışmaya. Ama sen nereden biliyorsun o gittiği çalıştığı yerlerde illa sana hani ihanet ettiler? Beraber çalıştıkları kişiler gelip söylüyorlardı. Hı. Bunun üzerine ama Sultan... Ama ilgisizdi. Sultan, bu arada sen bu kızgınlıkla ve bu dürtüyle bir intikam duygusuna girip kendi teyzenin eşiyle
bir beraberlik yaşıyorsun. Senin teyzenin eşi de... Bu olay isteyerek olmadı. Senin eşin de, daha doğrusu teyzenin eşi, senin kocanın amcası oluyor. Dayısı. Dayısı oluyor. Şimdi bu çok çirkin, bu çok ahlaksızca, bu ne teyzenin için, ne onun dayısı için, ne kocan için kabul edilebilir bir şey değil. Ben bunun pişmanlığını yıllarca duyuyorum, hala duyuyorum. Sen bunu inat ve intikam için mi yaptın? Hayır, ben istemeyerek oldu. İstemeyerek oldu. O da nasıl öğrenince yani, ben zorla mı oldu istemeyerek evet. oldu dediğiniz? Evet. Yani bu bir zorlamaysa bu bir suç zaten. Şikayetçi olmanız gerekirdi o zaman. Yani şimdi pişmanlığını duyduğunuz bir şey istemeyerek olmamıştır diye tahmin ediyorum. Eğer bir pişmanlık duyuyorsanız isteyerek olmuş da ondan sonra pişmanlık duymuşsunuz diye anlarım. Yok, ben isteyerek olmadı hocam. O zaman şikayetçi olman gerekirdi. Oldun o mu? Zaman da öyle bir yer bilmediğim için gitmedim yani, olmadı. Şimdi bu teyzenin kocası yani senin enişten. Şimdi ben bunları yıllarca ben tamam sana beyaz sayfa açtım. Evliliğimiz devam ediyor diyerek de 3 çocuk olana kadar devam etti. 3 çocuk oldu. 20 yıl sonra ben artık seninle yaşamak istemiyorum diyerek de anlaşmalı boşanalım diye beni annemgile bıraktırdı. Benden anlaşmalı boşanırsan, benden hiçbir şey talep etmezsen, çocukların için de velayeti bende kalırsa, benden tazminat istemezsen, avukata gitmezsen dedi, kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim dedi. Ne çocuklarına söyleyeceğim dedi, ne ailene söyleyeceğim dedi, ne seni rezil edeceğim. Ama bunları yaparsan dedi, ben seni herkese rezil edeceğim, bunları kanıtlayacağım, telefonuma ses kayıtlarını aldım ben seni konuştururken dedi. Ben aldığını bilmiyordum. Ben seni konuştururken ses kaydı aldım, bunu ailene dinleteceğim dedi. Çocukları dedi, yurda gider dedi, bir şey daha az açarım sana dedi, hiçbir şey talep edemezsin dedi. Ben yine de avukata gittim. Avukata anlattım aynı bunları size anlattığım gibi. Ama çocukları bir gün gezdireyim diye götürdüğünde, çocuklar o zamana kadar beni istiyorlardı, anne senin yanında kalacak diyorlardı. Bir gün gezdirdiğinde çocuklarıma ne anlattıysa, ertesi gün geldiler kızlar, anne biz seni istemiyor, babamızda kalsın bizim velayetimiz, babamızla kalmak istiyor dediler. O şekilde anlaşmalı bir imza, kağıt imzalandı. O gün bugündür bayramlarda, 15 tatilde, yaz tatillerinde çocuklarımı bana vermedi hiçbir zaman. Peki Sultancığım, bir virgül koyuyorum. Burada gerçekten çok fazla sormam gereken soru var. O teyze ne oldu, enişte ne oldu? Bir teyzem ses vefat etti. Bir ses kaydı alınmış. Bu ses kaydında neyi itiraf etti ki koca bunu kullanarak mahkemede hem boşanmayı sağladı hem de çocukların velayetini aldı.